Halt! Hücuma bir dakika kaldı. Hücum borusunu çal! Ramazan, ya. Hücum borusunu unuttum. Nasıldı? Ben sana öğreteyim. Öğret canım. Bir türlü hücuma kalkamıyoruz. Boruyla çal şunu. Olur canım kumandanım. Hücum! Tandeminden herkese merhaba. Karantina günlerinde hepimiz çok sıkıldık ama dünyanın gündemi artık bu. Mecburuz bunları yaşamaya. Ama biz bugünlerde bekleyen tehlikeleri, önümüzde neler olacağını, merak edilenleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün karşımızda Handball Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu var. Benim takip etmeyi en sevdiğim branşlardan bir tanesi handball. Gerçekten çekişmeli geçiyor. Kendine özel durumları var. Sporcular merak ediyor. Takımlar merak ediyor. Hocalar merak ediyor. Ne olacağına dair televizyonlarda izlediklerimiz hep futbol ve basketbol üzerineydi. Biz de Handball Federasyon Başkanımız Bilal Eyüpoğlu'nu programımıza konuk etmek istedik. Handball'da neler oluyor, neler bitiyor beraber konuşacağız. Başkanım merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Ya böyle bir hafif mizahi bir başlangıç yaptık. Umarım ayıp olmamıştır ama karantina günlerindeyiz. Biraz daha insanların yüzünü güldürmeye çalışıyoruz açıkçası. Vallahi hep en çok sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Yani şimdi verirken de çok yeni anılarım böyle tazelendi. Ondan dolayı teşekkür ediyorum size. Gayet güzel rica ederim. Şimdi federasyon başkanları, kulüp başkanları çıkaracağımız zaman, program yapacağımız zaman biz de takım elbiselerimizi giyeriz. Biraz daha dikkatli oluruz. Biraz daha müziğini dahi seçerken daha ciddi şey yaparız. Ama aslına bakarsak biz bir sporla ilgileniyoruz ve sporun özü eğlence. Bu eğlenceyi kaybetmemek istiyoruz. Hele şu günlerde daha da fazla ihtiyaç var diye düşündük. Siz eğlenebiliyor musunuz evde başkanım? Vallahi eğlenme şansımız yok. Evdeyiz. Bir karantina halinde evde kendi kendimize izole edilmiş vaziyetteyiz. Doğrusu da bu zaten. Herkesin uyması gereken de bu. Mecbur olmadıkça dışarıda çıkmak istemiyoruz. Evde alışveriş olacağı zaman da çocuklar gidip alıyor. Çok dışarı çıkmıyorum açıkçası. Ama alışık olmadığımız bir şey ama yapacak bir şey yok. Çünkü dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Ülkemiz de öyle. İnşallah bu süreci Allah'ın izniyle atlatacağımızı düşünüyorum. Başkanım siz daha önce de federasyonun yönetimindeydiniz. Daha sonra başkan evet. Oldunuz. Çok uzun zamandır evde bu kadar vakit geçirdiğiniz bir zamanınız olmuş muydu? Hayır. Bırakın federasyon başkanlığımı, kulüplerde idareci bulduğum dönem. Hayatım boyunca bu kadar evde kaldığımı hatırlamıyorum. Ama yapacak bir şey yok tabii. Çünkü bir kural var. Bu kurala uymamız gerekiyor. Bunu da çabuk atlatmamız için bunun yapılması gereken de bu. Zaten burada sorun bu evlerden çıkıldığı zaman, izoleyi bozulduğu zaman daha çabuk bunu atlatacağımızı düşünüyorum. Yani izoleyi bozmadığımız takdirde. Başkanım şimdi ben tamamen aslına bakarsanız meraktan soracağım birçok soruyu. Futbolda, voleybolda, basketbolda diğer branşları çok çok yakından takip ettiğimiz için süreçleri de biz çok çok iyi biliyoruz aslında. Sadece izleyicilere aktarmak açısından bir soru soruyoruz. Ama sizle yapacağım programda aslına bakarsanız ben de çok öğrenmek istiyorum birçok şeyi. Bilmediğim kısımları ben de tamamlamak istiyorum. Handball Federasyonu bu korona günleri başladığı zaman nasıl tedbir alarak başladı? Süreci nasıl götürdü? Ve size göre doğru yapıldı mı? Yani süreç Handball Federasyonu açısından doğru işletebildi mi? Yapılabilecek bu muydu? Ya şimdi tabii ki şöyle bir şey. Biz tabii federasyon olarak burada bu süreci baştan beri takip ediyoruz ama Sayın Bakanımızın verdiği talimat doğrultusunda yaptığımız toplantılarda neticesinde zaten kurallara bazı şeyleri getirmeye çalıştık. Bunu bir ara bugüne kadar getirdik. Geçen de gene bir toplantı yaptık. Telefon konferans yaptık. Süreç tabii biraz zor geçiyor. İlk başladığı zaman zaten bizim liglerin sonuna doğruydu. Liglerin erkeklerde bir maçı kalmıştı. Bayanlarda da ligler bitmişti zaten.
Sonradan tabii bu maçların önce seyircisiz oynanması, daha sonra da tamamen ertelenmesi. Tabii burada bilim kurulunun vermiş olduğu, hocalarımızın vermiş olduğu kararlar doğrultusunda biz hareket ediyoruz. Yani Sayın Bakanımız da oradan aldığı bilgiler doğrultusunda bize iletiyor. Biz de bu şekilde böyle federasyon olarak kararlara uyuyoruz tabii ki. Uygulamada çalışıyoruz. Şimdi ligleri bitirmiştik. Erkeklerde bir hafta kalmıştı. Kadınlarda tamamlanmış diyoruz ama normal lig bitmişti aslında. Bir playoff serimiz devam ediyordu. Tabii playofflarımız vardı. Türkiye Kupası finallerimiz vardı. Bayan ve erkeklerde. Yani bunları tabii bizim normal süreçte ligin şeyini ben söyledim. Yani playofflarımız devam edecek tabii ki. Şimdi futbolda falan iş daha uzun. 8 haftalık, 10 haftalık maçlar var. Alt liglerde, onlarda da playofflar var falan. Şimdi kritik bir süreç var mı handball'da başkanım? Şimdi misal futbol şunu söyleyemiyor. Biz ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Lig bu şekilde oynanmış olarak kabul diyemiyor. Çünkü hem ligden düşmede hem de şampiyonluk mücadelesinde Avrupa'ya gidecekleri takımların belirlenmesinde bunun tamamlanması gerekiyor. Ama misal Handball Federasyonu biz ligleri burada bitirdik. Playoff oynatmayacağız ve bu şekilde tescil edeceğiz deme lüksü var mı? Bu hem sizin açınızdan şimdi, hem bakanlık hem de Uluslararası Handball Federasyonu üzerinde başkanım. Şimdi tabii ki şöyle futbolu ayrı tutmak lazım. Futbolla da basketbol, handball, voleybolu bir arada düşünmemek lazım. Futbolun çünkü maddi gelirleri bizim hepimizden çok daha bu dünya ekonomisi yani ekonomi dediğimiz futbol buradan ciddi miktarda bir pastanın bir dilimine sahip. Dolayısıyla handball, basketbol, voleybol ayrı tutulması lazım. Şimdi biz burada handball'dan ilgili Uluslararası Federasyonu'ndan da yaptığımız görüşmelerde Haziran ayına kadar şu anda tamamıyla maçların her şeyin iptaline ilgili bir görüş bildirdiler bize. Haziran ayının ortasında da tekrar bu görüş bir daha düşünülerekten uzatılacak mı uzatılmayacak mı ile bir karar verilecek. Burada bizim federasyonla ilgili vereceğimiz kararda tabii ki maçları tescil etmek, playoff'ları oynatmak iki tane yolumuz var zaten. Ya maçları tescil edeceğiz bu seneyi böyle bu şekilde ya da playoff oynatacağız. Ama tabii ki bizim oynatma yönünde bir şeyimiz var ama eğer olmuyorsa da yapacak bir şey yok tabii ki burada. Bizim burada vereceğimiz karar, ben bu kararı federasyondaki yönetimdeki arkadaşlarla beraber düşündükten sonra kulüplerimizin düşüncelerini almak bütün amacım. Bütün kulüplerde düşünceleri alıp ortak bir şey yayınlamak. Yani biz burada yaptık ettik diye değil. Kulüplerimizin düşüncesi onların menfaatleri neyse onu yapmak düşüncesindeyiz arkadaşlarımla beraber. Şimdi misal başkanım ligleri siz böyle tescil ettiğiniz durumda sıkıntı yaşayacak, hakkını kaybedecek, mağdur olacak kulüp sayısı çok fazla var mı? Hangi şeyleri etkiliyor? Tabii şimdi şöyle ligleri tescil ettiğin zaman bazı kulüplerimiz mutlu olabilir, bazı kulüplerimiz mutsuz olabilir. Playoff oynatırsanız bazı kulüplerimiz gene aynı şekilde tersi olabilir. Ya burada onun için dedim zaten, ben şimdi takım sayısı olarak şunu böyle olur öyle olur demek istemiyorum da biz bütün kulüplerin düşüncelerini alarak çoğunluk ne diyorsa ona uymak isteriz. Düşüncemiz bu açıkçası. Ben yönetimdeki arkadaşlarımla beraber yaptığımız görüşmelerde de bu. Doğru neyse tabii burada bu kararı vermeden evvel bilim kurulunun vereceği karar ve Sayın Bakanımızın bize söyleyeceği talimatla tabii ki. Çünkü burada bir devlet politikası var yani. Burada bir federasyonun düşüncesi ayrı, bir de devletin bir politikası var burada. Başkanım, Uluslararası Handball Federasyonu tavsiye kararı mı veriyor yoksa yaptığın düzeyinde mi karar veriyor sizde? Çünkü hayır, her branşta bırakıyor. Bu da değişiyor. Hayır, bize bırakıyor onu. Şöyle yaptığımız görüşmelerde yani diyor ki şu anda Haziran'a kadar ertelemiş ya ama gene de kararı size siz federasyon olarak siz bildirin diyor. Yani sizin düşüncenizi uyarız demek istiyorlar. Başkanım şimdi handball... Mesela bunun örnekleri var. Evet. Örnekleri var pardon. Slovakya'da mesela şu anda bu seneyi tamamen yok saydılar. Polonya'da ligleri tescil ettiler. Yani bazı örnekleri var şu anda Avrupa'da olan bazı örnekler var. Sizin fikriniz nedir diye sorsam sanırım cevaplamazsınız başkanım. Sizce nasıl olmalı lazım? Ben şimdi şöyle tabii ki ben burada bir federasyon başkanı veya federasyon yönetim kurulu olarak değil de burada devletin politikası önemli. Devlet burada her şeyin üstünde devlet var. Burada büyüklerimiz ne derse biz ona uymak zorundayız. Onlar bize söyledikten sonra biz tabii ki kulüplerimizden bir görüş alacağız. Bize Sayın Bakanımız derse ki siz kendi görüşünüzü bildirin derse
açıklayın işte liglerinizi artık bundan sonra kararsız verin derse, ikinci etapta biz kulüplerimizden görüşerek, yani kulüplerimiz düşüncesi olmadan hiçbir şekilde bir karar verme yönünde değiliz. Ama eğer Sayın Bakanım derse ki bu sene ligler işte bu oynanmayacak, edilmeyecek derse, yapacak iş yok tabii ki. Ona uyma, herkesin uymak zorunda zaten. Şimdi başkanım, çünkü bu devletin bir kararıdır bu. Yani bu tabii bütün kulüpler buna da uymak zorunda zaten. Yani yapacak da bir şey yok zaten burada. Evet, herkes de neticede bu sürecin bir an önce bitmesini ve neler olacağını görmek istiyor. Çok zor ama bir dönem var. Burada... Yarın bitecek dediğimiz ya da belki de Allah korusun Temmuz Ağustos'a kadar devam edecek bir krizden bahsediyoruz. İnşallah öyle bir şey başımıza gelmez ama yarını bilemediğimiz bir süreç var aslına bakarsak başkanım. Şimdi şöyle tabii, şimdi biz hep Nisan sonu diyoruz. Konuşuyor bilim adamlarımız, açıklamalar yapıyor. Tabii bunları biz bilemeyiz. Onlar tabii böyle bir görüşler bildiriyor ama bu Nisan, Mayıs, Haziran ne zaman olacağı bilemiyorsunuz ki ne olacağını. Evet. Yani şu anki görüntüde Nisan sonunda işte düşüşe geçer. İşte Mayıs itibariyle normal hayata döneriz gibisinden bir herkesin bir düşüncesi var ama ben buna katılmıyorum. Yarın ne olacak? 10 gün sonra ne olacak? 20 gün sonra ne olacak? Kimse bilmiyor tabii. Evet, bu sıkıntı. Doğru bir süreç. Yani bu bütün dünyada böyle bir sıkıntı var. Ülkemizde böyle bir zor süreçten geçiyoruz. İnşallah bunu az bir zayiattan, yani kimse ölmesin tabii ki burada. Allah İnşallah. Herkese yani uzun ömür versin, şifa versin. Hastalarımıza, hastanelerde yatan hastalarımıza Allah, Cenab-ı Allah şifa versin. Zor bir süreç. Ya buna herkesin destek olması lazım. Herkesin kurallara uyması lazım. Ve bu kurallara uyulduğu takdirde çok rahat bir şekilde bu süreci az sıkıntıyla geçireceğimizi düşünüyorum. Handball camiasında bu koronaya yakalanmış kimseyi duydunuz mu? Haber geldi mi başkanım size? Mutlaka sizi bilgilendiriyorlardır. Şu anda gelen bir bilgi yok. Yani birisi olsa tabii ki ulaşırdılar, ben haberim olurdu. Ama şu anda bir bilgi yok. Yani inşallah da olmaz. Sonuna i̇nşallah. Kadar böyle i̇nşallah. Artık yapacak bir şey yok. Bu sürece herkesin katlanması lazım. Dediğim gibi yani biz burada bu kararı verirken futboldan bizi ayırmak lazım. Futbolun işi zor açıkçası. Çünkü orada ciddi bir parasal boyut var. Yani bir de sağlık var tabii ki. Orada evet. Sporcularımızın sağlığı, işte yöneticilerimizin sağlığı, her şey. Ama futbolda misal temas var da başkanım, sizdeki temas oranı sanki futboldan çok çok daha üstün gibi. Hatta erkeklerde bazı maçları izlediğin zaman bildiğiniz dövüş sporuna yakın temas var. Çok çok yakın oynanan, artık defansif yönünün çok kuvvetlendiği bir oyundan bahsediyoruz. Bir de salonda olduğu için öyle rüzgarla falan uzaklaşma ihtimali de olmayan bir spor. Direkt salon içerisinde kalıyor aslına bakarsak. Onun için sizde... Zor tabii. Evet. Bizimki çok zor. Birebir mücadele var burada. Yani burada birbirinden ayrılma şansı yok. Her saniye birbirine vücut vücuda yakınlaşma var. Bizim tabii ki futboldan, basketboldan, hele voleybol zaten ayrı bir ağ var ortada ama gene de orada da büyük sıkıntılar olabiliyor. Ama bizimki tabii ki bunların içinde en barizi bizimki tabii ki. Evet, temas takım sporları içerisinde benim de gördüğüm en temaslı olan bu. Şimdi biraz önce futboldan bahsettik. Futbolun kendine göre dengeleri var. Yayıncı kuruluş var. Tribün gelirleri var. Bahis iddia gelirleri var. Orada sadece bir kararı sportif olarak değerlendirmemek gerekiyor. Birçok değişkenle beraber götürüyorsunuz. Şimdi benim handbolda gördüğüm yıllardır bir problem var başkanım. Handbol genelde belediye takımlarının himayesinde yürüyor. Çok çok ilerleyen kulüpler genelde belediyelerden oluyor şampiyonluk mücadelesini veren. Beşiktaş'ı tenzih ediyorum erkeklerde. Spor kulüplerinden daha çok belediyelerin ağırlığıyla giden bir dengede. Belediyelerde de yönetim değişiyor. Belediyenin politikası değişiyor. Bir bakıyoruz Muratpaşa şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ertesi sene Yeni Mahalle seri olarak şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sonra belediye bütçeleriyle iş değişiyor. Tekrar bir altyapıya yöneliyorlar. Murat Kastamonu da aynı şekil. Şu anda çok çok iyi gidiyor. Ama gelecek sene ne olacak bilmiyorum. Polat da aynı şekil. Benzer bir sorunu yaşamıştık. Bu handbolu biraz belediye himayesinden çıkarma şansımız olacak mı başkanım? Yani planlı ya, programda biraz daha büyük kulüplerin himayesinde futboldaki hakim kulüplerin daha doğrusu himayesinde onların kuracakları takımla ilerleyecek bir yola girilebilecek miydi?
Ya şimdi tabii ki bizim ben federasyon başkanı olduğum dönemde beri, 2010 yılından beri kulüplerin yapısından ilgili bir çalışmalar yapıyoruz. Genel olarak mesela şöyle söyleyeyim size, işte kurduğumuz takımlar var. Trabzonspor'u kurdurduk, Orduspor'u kurdurduk, Antalyaspor'u kurdurduk. Bunları amacımız şuydu, şehir takımlarının bu işin içine girmesi, girdiği takdirde daha seyirci potansiyelinin ilginin daha çok artacağını düşünerek de bunları yaptık. Tabii belediyeler bu işin tabii en çok finansını yapan kısım belediyeler. Çünkü ama şöyle sıkıntı var belediyelerde. Belediyelerin olmaz diye bir şeysi yok. Olması lazım. Ama belediyede şöyle bir sıkıntı, tehlike daha doğrusu. Bir belediye başkanı değiştiği zaman, diğer belediye başkanı geldiği zaman, ya ben bu sporu yapmak istemiyorum dediği zaman iki dudağın arasında kapatabiliyor bu işi. Ama diğer kulüplerde böyle bir şey olma şansı yok tabii ki kalıcı kulüplerde. Tabii ki bunun o şekilde olursa daha iyi olur. Ama belediyelerin olması da ayrıca bir renk katıyor tabii. Murat Paşa'nın şimdi bahsettiğiniz Kastamonu'nun Avrupa kupalarına büyük başarılar elde etti şu anda. Evet. Geçen sene olsun, bu sene olsun büyük bir çıkışta. Murat Paşa da aynı şekilde. Murat Paşa iki defa final oynadı Avrupa kupalarında. Ve Evet. milli takımlarımıza da altyapıdan çok oyuncu yetiştiriyor. Yani Murat Paşa burada çok büyük handbolun lokomotifi gibi ya altyapıdan oyuncu yetiştirme bakımından çok önemli işler yapıyor. Bundan sonra da inşallah yapacaklarını düşünüyorum. Bu tarz belediyelerin bu işin içinde olması, severek yapmaları, uzun süreli olmaları tabii ki bizim lehimize. Ama kısa süreli, işte bu sene açıyor bir belediye takımı. Bir dahaki seçimde, 3 sene, 4 sene sonra olacak seçimde de gelen belediye başkanı, ya ben diyor işte bunu işte yapmak istemiyorum dediği zaman tabii kapanıyor ve handbola büyük darbe vuruyor. Bu sadece handboldan değil, bir diğer kulüpte, diğer branşlarda da böyle. Basketbolda alt Evet. liglerine baktığınız zaman, voleybolun alt liglerine bakın, orada da aynı şekilde belediyelerin ağırlığı var. Bizde Süper Lig'de daha ziyade, yeni mahallede baktığınızda yıllardır bu işin içinde. Evet. Avrupa kupalarında çok büyük başarılar elde ettiler. Yani bunlar kalıcı kulüpler. Böyle olan belediyelerin devam etmesi bizim lehimize tabii ki. Ama yani bir dönemlik olan kulüplerin bize tabii ki faydası olmuyor, zarar oluyor açıkçası. Yani mesela ben Ankaralı bir gazeteciyim. Gençler Birliği kurduğu zaman, handball branşı Evet. kurulduğu zaman taraftarlar gerçekten maçlara gelmeye başladılar ve handball'u öğrenmişlerdi. Mesela bir Tanıl Bora abimiz var. Futbolda çok çok sevilen bir yazardır. Handball yazmaya başlamıştı. Handball hikayelerini anlatmaya başlamıştı. Büyük kulüpler, özellikle futbol kulüpleri bu işi devreye girdiği zaman handball'un izlenebilirliği daha da artacak diye düşünüyorum. Daha fazla konuşulur Tabii hale tabii. gelecek diye düşünüyorum. Ya Gençler Birliği de mesela ben tabii onu atladım ama Gençler Birliği de çok önemli kısa sürdüğü için söylüyorum. Biz onu yaparken mesela Rüştü Hocam'la beraber Rüştü Hocam bunu organize etmişti. Sağ olsun emeğe, renkbola çok büyük emeğe geçen bir hocam. Benim abim, benim hocam kendisi zaten. O organize etmişti ama sürdürülemedi. Oradaki yöneticilerin bakışı biraz daha zayıftı. Ondan dolayı oldu yani. Olsaydı Başka tabii ki ayrı bir renk olur. Çünkü Gençler Birliği'nin seyirci kalitesi, seyircisi, fanatik bir seyircisi de vardı. Evet. Ama olmadı yani. Başkanım şimdi biraz önce söylediğim gibi futbolun kendi dengeleri var. Handbolun da aslına bakarsak çok cüzi gelirleri var. Yani TRT 2 maçları yayınlıyor. Kulüplere bir para veriyor mu, vermiyor mu orasını ben bilmiyorum. Bir iddia geliri var çok düşük oranlarda. Kulüplerin aslına bakarsak mevcut yayın gelirleriyle falan ayakta durmaları kolay değil. Şimdi daha da zor bir sürece giriyoruz. Yani handball'un da ekonomisi ister istemez ufalacak diye düşünüyorum. Doğru düşünüyor muyum başkanım? Şimdi, tabii, doğru düşünüyorsun. Aslında biz deminden beri mesela bu şimdi maçlar oynanacak mı oynanmayacak mı olayını konuşuyoruz aslında da yani program başından beri. Aslında büyük tehlike ligler oynanır veya oynanmaz. Karar verebilirsin. Yani playoff'u oynatırsın. İşte ligleri tescil edersin. Çok kolay bir karar. Yani karar kulüplerle görüştükten sonra. Ama önümüzdeki sene Eylül ayı itibariyle yeni sezon başladığı zaman hem kulüpler açısından hem sporcular açısından zor bir süreç geçecek. Bu sadece Türkiye için değil, bütün dünya ile ilgili böyle bir sıkıntı var. Handbol tabii bunun Türkiye'deki kulüp yapısı baktığınız zaman ekonomik yapıları zayıf. Bu daha da kötü olacak. İşte bakalım nasıl olacak yani bilemiyorum bunu. Sayın Bakanımızdan da geçen görüştük. Bu konuları dile getirdik ama ilk etapta tabii ki bu liglerin oynanıp oynanmamacılarla ilgili konuşuyoruz şu anda. Ama önümüzdeki sene zor bir süreç yani. Hem sporcu hem kulüp
Yani burada nasıl olacak bilemiyorum tabii. Başkanım bir de şimdi futbolda örnek gösteriyorum. UEFA geçtiğimiz günlerde bir karar aldı. Ligler bitene kadar futbolcuların sözleşmeleri geçerli sayılacak. O tarihe kadar sözleşmeler devam edecek dedi. Sizde de bildiğim kadarıyla sporcular genelde Haziran ayına kadar sözleşme imzalıyor. Hatta yok, futbol maçı gibi kadar. Uzun. Mayıs. Bazıları Mayıs'a kadar. Mayıs itibariyle şey yapıyor. Ve çok çok sözleşmeler uzun. Şöyle. Pardon, özür dilerim. Sözleşmeler Haziran itibaren şey yapıyor ama ödemeleri Mayıs itibaren bitiyor kulüplerin. Şimdi burada nasıl olacak başkanım? Yani örnek gösteriyorum, Haziran'a kadar ligleri tescil edemediniz. Oynanmasına devam edemedik. Playoff oynama kararı da çıktı. Maçlar oynanacak dendi. O takımlarda, her takımda olmasa da playoff oynayacak takımlarda özellikle bu böyle bir kriz yaşanacak. Bunlarla ilgili Handball Federasyonu mu bir karar alabiliyor yoksa Uluslararası Handball Federasyonu mu, EAF mi bir karar alıyor? Şimdi Uluslararası Federasyon alıyor, bize bildiriyor. Biz tabii görüş alıyoruz onlardan. Onların vereceği görüş doğrultusunda da biz burada uygulamaya geçiyoruz. Ama bununla ilgili bir sıkıntı çıkmaz herhalde. Zor bir süreç. Efendim? Zor bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum en azından. Sporcuların da bu konuda bir anlayış göstereceklerini tahmin ediyorum. Çünkü yani sizin veya kulübün bir hatasından kaynaklı bir problem değil bu. Ligler de başlayamayınca zaten başka kulüpte de forma bulamayacak. Liglerin başlamasını bekleyecek. Bence bu... Ya tabii burada tabii şöyle tabii sporcularımız da şu anda evlerinde bekliyorlar. Yabancı sporcularımız ülkelerine gidemiyor tabii. Bazıları gitti. Bunların dönüşleri var. Haziran itibariyle sözleşmeleri bitti. Yani maaşları tabii Mayıs ayında bazılarının bitiyor. Bazılarının Haziran'da bitiyor ama sözleşmeler genel olarak Haziran'da bitiyor. Sizin dediğiniz gibi. Ama burada yani bu kararı verirken işte Haziran'da bitse bile Uluslararası Federasyon'da alacağımız görüşle bunu uzatma şansımız var federasyon olarak. Böyle bir sıkıntı en azından olmama ihtimali yüksek. Ama kulüp, yani sporcularımız bunlara destek olacaklarını düşünüyorum. Yani bu konuda sıkıntı yaratacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Benim bütün korkum önümüzdeki sene yani sporun sadece handball değil, bütün branşlarda büyük bir sıkıntı olacağını düşünüyorum yani. Hem kulüp hem sporcu açısından. Milli takım düzeyinde nasıldı başkanım durum? Şimdi bekleyen müsabakalar, turnuvalar, şampiyonalar, hazırlık maçları bir şeyler var mıydı ertelenen handbolda? Tabii. Bayan maçlarımız vardı. Erkeklerin Rusya'yla maçları vardı. Rusya'yla çok önemli maçımız vardı. İşte biri burada, biri de deplasmanda olmak kaydıyla. İşte onların tamamını Haziran sonuna ertelendi. Haziran'ın sonuna ertelendi ama Haziran'ın yine 20'sine doğru tekrar bir gözden geçireceğini söylediler Uluslararası Federasyon. Onlar daha titiz davranırlar bu konuda. Yani Temmuz, Ağustos itibariyle oynatırlar diye düşünüyorum. Normale döndüğü takdirde. Biraz da şeye gelelim başkanım. Seçimler vardı normalde. Federasyonun bu sene, bütün federasyonların seçim yılıydı. Sanırım olimpiyatlar endeksi olarak bütün federasyonların seçimleri de bir sene ertelendi. Bakanımız bununla ilgili sizi bilgilendirdi mi? Yol haritasını çizdi mi? Nasıl gelişecek handball seçim? İnanın bununla ilgili hiçbir konuya girmedik. Yani hiç yani seçimin sesi dahi konuşulmadı. Yani çünkü konuşulmaması da doğru. Çünkü burada biz çok zor bir süreç yani. Bunun konuşulacak bir tarafı da yok. Bunun yani seçim olmuş olmamış hiç kimsenin de umurunda değil açıkçası. Önemli olan şu liglerimizi oynatıp sağlıklı bir şekilde yani bir de tabii ki ölümlerin az bir şekilde olması. Cenab-ı Allah tabii şu anda hastanelere yatan hastalarımıza şifa versin. Bir de sağlık çalışanlarımız çok özveriyle bu işi yapıyorlar. Allah Allah onların yardımcıları olsun. Çünkü biz evimizde oturuyoruz, sıkılıyoruz. Onlar evet. 24 saat hastanedeler. Ya yani 24 saat diyorum. Hatta dün bir tane profesör arkadaşım vardı. Evvelsi gün pardon, Kandil'de kan değişmek için aradım. Ulaşamadım. Hastanedeyim dedi. Abi dedi şu anda dedi yoğun bir şey var dedi. Yani eve bile zor gidiyoruz dedi. Yani Allah onların yardımcısı olsun. Yani onların sayesinde bu insanlar inşallah tabii Cenab-ı Allah'ın takdiri tabii ki her şey ama sağlık çalışanlarımız özveriyle bu işi yapıyorlar. İnşallah bu süreci de az ölümlerle atlatırız. İnşallah başkanım. Sağlık çalışanları gerçekten bu kahramanca mücadele ediyorlar. Şu anda hala ölüm sayıları çok çok yüksek rakamlara çıkmadıysa bunların emekleri sayesinde oluyor. Sizin nezdinize ben de tekrar teşekkür edeyim. Başkanım illa ki şu kriz dönemi gelene kadar
sizin de kafanızda planlarınız, hayalleriniz, yakın tarihli vizyonunuz, uzun vadeli vizyonunuz vardı. Şimdi ertelenmesi gerekecek. Onlarda neler vardı ya da şu süreç geçer geçmez ilk yapmamız gereken artık budur dediğiniz bir şeyleriniz var mı başkanım? Vallahi hiçbir şey düşünmedim şu anda. Tabii ki bu olaydan evvel bazı düşüncelerimiz vardı, bazı yapacağımız şeyler vardı. Ama şu anda inanın evdeyim, hiç aklıma da gelmiyor. Sadece bu süreci nasıl atlatırız diye düşünüyorum. Çünkü ben herkes tabii bu süreçte bu maçlar oynanır oynanmaz diyor ama önümüzdeki senenin bana göre daha bakıldığı zaman daha acı bir durumu çıkar ortaya. Ondan korkum var. Bütün maalesef. Şeyi kulüpler ve sporcular açısından. İnşallah bunu kısa sürede atlatırız. Biraz da sohbete geçeyim başkanım. Sporcularınız, evet. Kulüpleriniz Bilal Başkan'ı nasıl tanırlar? Bilal Başkan eğlenceli midir, arkadaş mıdır, otoriter midir? Yani dediğini yaptırır mı, yönetimle uzlaşarak mı iş çözer, kendi dediğiyle mi yapar? Bilal Başkan nasıldır? Bilal Başkan bunu nasıl anlatır kendisine? Ya ben şöyle söyleyeyim, ben 76'dan beri bu sporun içindeyim. Yani ilk bu işe başlayanlardan birisiyim. Sporun, yani handbolun her kademesinden geçerekten bu işe şu anda başkan oldum. Ve böyle de olması lazım. Her konuda, her yerde böyle olması lazım. Yani insanların bir yerden bir yere hemen ben bu işi yaparım diye olmaması lazım. Biz sporculuk yaptık, altyapılarda oynadık. Daha sonra idarecilik yaptım, federasyonda başkan vekilliği yaptım. Şimdi de Allah başkanlığı nasip etti. Başkanlık 3 dönemde de başkanlık yapıyorum. Ben bütün sporculara sorduğunuz zaman hepsini Bilal abisiyim. Yani size o kadar söyleyeyim. Evet, normalde ben mesela yılların vermiş olduğu samimiyet arkadaşlarımla, kardeşlerimle hepsinin Bilal abisi olmaktan da mutluyum. Bana Bilal abi dedikleri zaman daha mutlu oluyorum. Başkanlık tabii ki bir sıfat. Ya bir yere gittiğimiz zaman resmiyetti ama küçüğünden büyüğüne kadar hepsinin abisiyim. Ben dediğim bir şeyi yapacaksam, dediğim bir şey varsa yaparım. Ama bunu yaparken de yönetimdeki arkadaşlarımla, çünkü ben onlarla beraber var olmuşumdur. Onlar olmadığı takdirde kulüpler olmazsa biz olmayız. Federasyon yönetimi olmazsa başkan olmaz. Biz bir ekip halindeyiz. Federasyon yönetiminde de bizim başkanlık yönetim kurulu üyeleri diye ben öyle görmüyorum. Herkes aynı seviyededir. Tabii ki birisi başkan olarak öne çıkması gerekiyor. Onların sayesinde biz bu işi yapıyoruz. Ha, sevilip sevilmemle ilgili dediğimle bir şey diyorsam onu yaparım dersem yaparım. Ya bir de işte Karadeniz'de olmanın vermiş olduğu bir şey var. Yani neresiniz başkanım? Rizeliyim ben. Biliyorsunuz bizim oranın insanı biraz fevridir. İşte sinir biraz asabi olurlar. Ama siniri çabuk geçer. Ben de bunu bütün camiada bilir zaten. Kimseye de böyle haksızlık yapmamaya uğraşırım. Elimden geldiği kadar kimseyi kırmadan bu işi yapmak istiyorum. Bu işi de inşallah o şekilde de bitiririm. Kimsenin kalbini kırmadan, kimsenin gönlünü kırmadan bu işi yaparım diye düşünüyorum. Baştan da söylediğim gibi bu camianın abisiyim. Abi olarak da kalmak isterim açıkçası. Başkanım, spor camiasına şöyle genel baktığımız zaman bir Trabzonlular ve Rizelilerin ağırlığı var. Yani coğrafyada sert bir coğrafya, zor bir coğrafya Karadeniz coğrafyası. Spor yapmanın her şeyin müsait olduğu bir coğrafya değil. Yani mevsimi de zor. Trabzon'da, Rize'de bu kadar spor sever insanın çıkması tesadüf mü? Yani gerçekten çok çok fazla insan tanıyorum ki tam o coğrafyadan. Bugün akşam Murat Başkanım'ın programı var, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı. O da Trabzonlu. Dün Savaş Hoca ile bağlandık, spor hekimi. O da Trabzonlu. Hasan abimle konuşuyoruz, Hasan Kartal'la Rizeli. Bir Karadenizlilerin yoğunluğu var bu spor camiasında. Bunu neye bağlayalım? Ya bizim insanımız sporu seviyor. Bizim insanımız mücadeleyi seviyor, Karadeniz insanı. Demin dediğim gibi yapı olarak fevri insanlar. İşte bir an böyle boğuşmayı seviyorlar. Yani mücadeleyi seviyorlar, başarıyı seviyorlar. Sadece spor değil, siyasette de öyle yani şimdi baktığınız zaman. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Rizeli. Gurur da duyuyoruz onunla. Bizim yani en büyük gururumuz o zaten. Ama siyasetin her kademesinde de Trabzon ve Rizelilerin ağırlığı var. Karadeniz insanının. Karadeniz insanı ya dediğim gibi yani yapı olarak dürüst, elinden geldiği kadar bu işi yapmaya uğraşan insanlar. Seviyorlar bu işi. Sporu seviyorlar.
spor içinde de olmak istiyor. Sadece sizin saydığınız isimler değil, çok üst kademelerde büyük kulüplerimizde başkanlık yapmış, sporun içinde. Handball'la ilgili bir şey söyleyeyim size. Handball mesela yapı olarak en çok Karadeniz insanına uygun bir spordu aslında. Mücadele, boğuşma, evet. Her şey var bunda. Handball'da mesela en iyi üst düzey sporcuların erkekler bazında söylüyorum. Bayanlarda da öyle gerçi. Karadenizlilerin ağırlığı var. Ama tabii ki biz Karadenizli ayrı, tabii ki biz Türkiye'nin her yerinde sporun olması gereken şekilde çalışıyoruz. Ama Karadenizliler tabii bu işte bayağı bir işin içindeler. Ya dediğinizden yola çıkarak o zaman başkanım, Karadeniz kulüplerini özellikle handball konusunda branş açmalarına davet edelim. Sporcu potansiyelleri sporun kendisine çok uygun. Bir Arhavi var benim gördüğüm yakın zamanlarda herhalde. Handball'da üstliklerde oynayan. Fazla Karadeniz takımı olmadı gibi. Yanlışım biliyor olabilirim Ardeşen başkanım. Takım, Ardeşen. Ardeşen pardon. Ardeşen. Tabii ki Ardeşen takım bir bayan takımı. Bu kurulurken tabii arkadaşlarımız orada büyük mücadele verdiler. Şimdi bizim orada bir bayan takımının üst seviyede olması biraz zor gözüküyordu ilk baştan. Ama insanımız dediğim gibi sevdiği zaman o işe dört eller herkes sarılır. Arkadaşlarımız o işte kulübü kurdukları zaman bu işi yoğun bir şekilde getirdiler. Çok da iyi başarılar elde ettiler. Türkiye ikincisi oldular. Türkiye kupasında aldılar. Başarılı da oldular. Daha sonra işte maddi sıkıntılar çıkınca ara verdiler. Şimdi Pazarspor var tabii orada, bayanlarda. Trabzon'da da şimdi bir hareketlenme var erkekler bazında. İnşallah, ümit ediyorum. Şimdi bir de tabii ki erkeklerde üst ligde oynayan erkek Güneysu takımı bizim 3 senede alt liglerden Süper Lig'e çıktı. Ve başarılı da gidiyorlar. Güneysu biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın kendi ilçesi. Evi orada, her şeyi orada. Kendi köyü orası zaten, ilçesi. Orada belediye başkanımız hem kulüp başkanlığı yapıyor hem de büyük destek oluyor kulübe. Orada Rize bakımında güzel işler yapıyorlar erkeklerle. Valla daha fazla takım olsun, daha iyi mücadele olsun. Ben handball gerçekten izlemeyi çok seviyorum başkanım. Vaktim olduğunca muhabir değil, direkt kendim gelmeye çalışıyorum handball maçları izlemeye. Yeni Mahalle Belediyesi'nin o Avrupa'da iyi gittiği zamanlarda, Türkiye Kupası'nda seri kazandığı zamanlarda deplasmanlara gelip artık maçlarını takip etmeye başlamıştım. Handball çok güzel bir spor, siz çok güzel birsiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ya Yeni Mahalle'de bahsetmişken, mesela onlar da yeni bir salon yaptılar. Sadece handball'a mahsus. Buradan Fethi Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Sporu seven bir insan, spor adamı. Ve sadece handball'la ilgili bir spor salonu yaptılar Yeni Mahalle'de. Çok büyük destek veriyor. Ona yani keşke bütün belediyelerimiz bu şekilde hareket edip spor salonları yapsalar. Onu ayrı bir yere koymak lazım. Ona ayrıca teşekkür ediyorum. Yani Yeni Mahalle Belediyesi'nin şöyle güzel bir yanı var. Futbolda amatörde kalmayı, diğer amatör branşlarda profesyonelce sporcuları yetiştirmeyi düşündü. Salonu da ona göre yaptı. Handball ve diğer branşların oynanabileceği bir salon. Yüzme de çok ciddi hamleler yaptı. Belki de Türkiye'de en fazla yüzme havuzu olan belediyelerden bir tanesi haline getirdi. Biz belediyelerden istediğimizde biraz da aslına bakarsanız bu başkanım. Futbolda bir takım kurmaktan çok amatör branşlarda mücadele eden sporcuları desteklemesi. Demin onu söyledim zaten. Bu şekilde başarılı olan belediyelere işte spor zaten onlarla bir yere gelebilir. Ama gün için kurulan belediye takımlarının hiçbir faydası yok. Zararı da oluyor bize. Yani kuruyor 4 sene sonra ama Yeni Mahalle yıllardır bu işi yapıyor. Muratpaşa yeni yıllardır yapıyor. Kastamonu Belediyesi yıllardır yapıyor bu işi. Şimdi mesela son yıllarda Bodrum Belediyesi de işte demin size Güneysu takımını söyledim ama belediye kaynaklı. Belediye destekliyor orayı. Rıfat Başkan destekliyor. Hem kulüp başkanı zaten. Bu tip belediyeler mesela Beykoz Belediyesi çok büyük başarı elde etti son erkeklerde mesela. Beykoz'da ayrı geçmek lazım. Orada şimdi şu anda mesela liglerde Beşiktaş'tan erkek liginde 1 ve 2. sıraya oturmuşlar. Playoff oynayacaklardı. Şimdi bekliyorlar mesela. Beykoz çok büyük bir çıkış yakaladı. Bundan dolayı da Beykoz'un da kendi salonu var. Orada da bir tadilat yapmayı düşünüyorlar zaten o salonda. Büyük yatırımları var.
Ondan dolayı teşekkür. Mesela orada bir belediye başkanı değişikliği oldu ama belediye başkanı aynı şekilde desteğine devam etti mesela. Orada hiçbir zararımız olmadı hem spor adına. Hepsine teşekkür ediyorum buradan. Belediye seçimlerinin gelmesi bir taraftan da sizi korkutan bir nokta olmaya başlıyor ister istemez. Gelen aynen nasıl öyle, karşılayacak? Aynen öyle. Ama... Dinliyorum başkanım, özür dilerim. Belediye seçimleri olduğu zaman hep içimize korku düşüyor. Gelecek belediye başkanı değişirse işte ne olur, nasıl bakar? Ama mesela Beykoz'da bu olmadı mesela. Böyle bir değişik şey olmadı. Bodrum'da olmadı. Destek oluyorlar mesela. Vallahi çok keyifli bir sohbetti başkanım. Vakit ayırdınız. Bizimle sorunları paylaştınız. Evinizi, yuvanızı açtınız bir manada. Çok teşekkür ediyorum. Beni gerçekten netbol çok seviyorum. Sizle de çok o kadar uzun ediyorum. Sohbetimiz olmamıştı. Bir Şeref Tribünü programımız için salonda özel bir röportaj yapacaktık ama zamanlamayı denk getiremedik. Korona girdi araya. Böyle olsun ama çok daha detaylı, çok daha kapsamlı sohbetleri salonun ortasında sizle yapmak benim için çok büyük mutluluk olacak. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Hem handball sever olarak size. Program için de çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda inşallah Ankara'da salonda röportajımızı devam ederiz. Bütün herkese sevgiler sunuyorum. Ayrıca bütün herkese evlerinden çıkmamayı özellikle rica ediyorum. Bu işi ancak bu şekilde atlatırız. Kurallara uyalım. Allah herkese, hastanede yatan hastalarımıza şifa versin. Sağlık çalışanlarımıza da Allah yardımcıları olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Tandemi'de Handball Federasyon Başkanı Bilal Eyüpoğlu'nu ağırladık. Yorucu bir hafta geçirdik. Hemen hemen her gün program yaptık. Bugün akşamleyin artık ekranlarda ben yokum. Spor Ankara programımız var. Murat Kandazoğlu ve Ali Öcal abim beraber Ankara motor futbolunu değerlendirecekler. Ama yarından itibaren tempomuz bir program artarak devam ediyor. Bu sefer alt dikleri futbolcularını, sporcuların teknik ekiplerini ayarlı konuşup görüştüğümüz tandemi Gökalp abiyle yapılacağız. Saat 6 kuşağında. Önümüzdeki haftalarda daha da program şeklini şekillendireceğiz. Sürpriz konuklarımız var. Bazılarının röportajları yaptık. Arşivde gününü bekliyoruz. Canlı yapmadık. Bazıları da canlı canlı olacak. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. İyi günler.